Selamlar. Bugün çok geniş bir elbise giydim. Sonra dedim çok şişman görünüyorum dedim. Ben bugün çekemem video dedim. Sonra dedim ki ben size bununla şişman göründüğümü söylersem rahat rahat çekebilirim. Siz beni şişman sanmazsınız. Elbise geniş. Ben şişman değilim. Tamam mı? Normalde zayıfım, bakın görüyorsunuz ki. Evet, kendi zayıflığımı da söyledikten sonra derse başlayabiliriz. Siz de hazırsanız hazır mıyız? Evet, stüdyo da hazır. Şimdi arkadaşlar, üçüncü videomuzdayız. Hukukun dalları kısmına geçeceğiz. Tamam. Konumuz neymiş? Hukukun dalları. Acaba hukukun dalları nelerdir? Bunlara bakacağız. Özellikle hukuk niye sizce dala ayrılır arkadaşlar? Bir şey neden dala ayrılabilir? Sistemleştirmek için. Şimdi şöyle düşünün, bakın hukukun dallarının olmadığını düşünün. Bir çuval var ve o çuvalın içinde bütün hukuk kurallarının var olduğunu düşünelim. Şey düşünün, aile ilişkisinde bir sıkıntı var. Boşanma gerçekleşecek. Acaba hangi kanun hükmü uygulanacak? Çuvaldan bulması gerekiyordu. Cinayet işlendi. Ne olacak? Çuvaldan bulması gerekiyordu. Yargılama yapılacak. Ne olacak? Çuvaldan bulması gerekiyordu. Alacak davası çuvaldan bulması gerekiyordu. Oho, iş uzardı değil mi? Sıkıntı olurdu. O yüzden dediler ki bir şeyler sistemli olursa, düzenli olursa iş yolunda gider. Ve hukuku kendi içinde iş alanlarına göre ne yaptılar arkadaşlar? Dallara, bölümlere ayırdılar. Temelde biz 3 tane hukuk dalı öğreneceğiz arkadaşlar. Bunlardan biri kamu hukuku olacak. Hukuk kendi içinde özel hukuk, kamu hukuku ve karma hukuk olmak üzere 3'e ayrılır. Onların da tabii ki neleri var, yine alt dalları var arkadaşlar. Kamu hukuku dalları olarak karşımıza çıkacak burası da. Hukuk özünde demek ki 3 dala ayrılıyormuş. Kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk. Bunların da kendi içinde yine arkadaşlar tabii ki dalları vardır. Hep birlikte bakacağız ama önce ben size şunu soracağım. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar, acaba bir ilişki özel hukuk ilişkisi mi yoksa kamu hukuku ilişkisi mi? Ben bunu nereden anlamalıyım? Kendime bir soru sorsam bunu acaba bulabilir miyim? Önce ona bakacağız, tamam mı? Şimdi sınav kamu hukukuyla ve özel hukukla, en çok da özel hukukla ilgilenir. Karma hukuku, burada isimlerini söyleyeceğim, geçeceğiz gibi düşünün arkadaşlar. Bizim için önemli olan şey şu. Bir ilişki özel hukuk ilişkisi mi, kamu hukuku ilişkisi mi? Şimdi şu kenarda size onun mantığını vermeye çalışacağım önce. Burayı sadece dinleyin arkadaşlar. Özel hukuk ilişkisi mi, kamu hukuku ilişkisi mi? Ben bunu nasıl anlayacağım? Arkadaşlar, bir kişiyle başka bir kişi arasındaki ilişki, Ali ile Ayşe'nin evlenmesi, anlaşamayıp boşanması gibi şeyler kişi kişi diyor bak, özel hukuk ilişkisi de. Peki devletin kendi içindeki işleyişi ya da başka bir devletle olan ilişkisinden bahsediyorsa kamu hukuku ilişkisidir. Peki bir taraf kişi, bir taraf devletse ne olacak? Burada nasıl ayıracağım ben? Diyor ki sen devlet aranda bir fark hissetmiyorsan, yani aslında şunu söyle, devletle kişi burada eşitlik ilkesi gereği hareket ediyorsa özel hukuk ilişkisidir diyor. Benim yapamadığım bir şey vardır ama devlet onu üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatıldığı için yapabiliyordur. Yani devlet üstün yetkilere sahiptir diyorsa bu kamu hukuku ilişkisidir arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bakın şöyle düşünün. Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin elbise ihtiyacı için terziye elbise diktirdi. Buraya bakıyorum. Bir taraf kim? Emniyet Genel Müdürlüğü. Devlet. Doğru mu? Bir taraf kim? Terzi. Şimdi bak ne olacak burada arkadaşlar? Kişi ve devlet var. Terzi ve Emniyet Genel Müdürlüğü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü görünce çat diye insanın kamu hukuku ilişkisine gidesi geliyor. Ama burada Emniyet Genel Müdürlüğü ekstra böyle lüks bir şey yapmıyor ki bizim yapamadığımız. Ben de terziye elbise diktiriyorum. Öyle değil mi? Bakın aslında kendime bir şey soruyorum ben. Ben yapabiliyor muyum? Bir şeyi ben yapabiliyorsam, devlet de yapabiliyorsa benim yapabildiğimi, bu özel hukuk ilişkisidir arkadaşlar. Ben terziye elbise diktirebiliyor muyum? Evet. O zaman bu ilişki özel hukuk ilişkisidir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personeli için terziye elbise diktirmesi. Peki. Diyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okula yakacak alınması. Bak, bir taraf Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul devlet, bir taraf yakacakçı. Tamam. Yakacakçı neyse, yakacakçı, kömürcü. Burada arkadaşlar eşit yine benimle, ben de yapabiliyorum. O zaman yine ne ilişkisi, bakın özel hukuk ilişkisi, tamam mı? Cinayeti işleyen bir adam var ve cezasını ben kesiyorum sana, 25 yıl hapis diyorum ya da müebbet hapis diyorum. Ben bunu yapabilir miyim?
Hayır, bak bu ne ilişkisi? Kamu hukuku ilişkisi. Şimdi sınavda bize soru nasıl geliyor biliyor musunuz? Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından birisidir değildir? Kendime şöyle bir soru sorarsam ben arkadaşlar. Ben yapabiliyor muyum? Ne soruyormuşsunuz kendinize? Ben yapabiliyor muyum diyormuşsunuz. Cevabınız evetse özel hukuk ilişkisiyken, hayırsa cevabınız ne oluyor arkadaşlar? Kamu hukuku ilişkisi. O zaman sorayım, düşünün, tamam mı? Diyorum ki ceza hukuku. Ben ceza verebiliyor muyum? Hayır. O zaman bu nerededir bakın? Kamu hukuku dallarının içindedir. Ticaret hukuku. Ben ticaret yapabiliyor muyum? Evet. O zaman nerededir bu? Özel hukuk dalındadır. Vergi hukuku. Şimdi ben şunu söylesem. Arkadaşlar bundan sonra vergileri ben toplayacağım. Bana gönderin. Kim gönderir bana vergi? Göndermez misiniz? Bence göndermezsiniz. O yüzden kamu hukuku dallarından bir tanesidir arkadaşlar vergi hukuku. Tamam mı? Yargılama hukuku. Ben yargılama yapabilir miyim? Hayır, bazen geyik yapıyorlar ya, yargı dağıtıyor falan diye. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yargılama hukuku da devlet üstün yetkilerini kullanarak bağımsız ve tarafsız mahkemeler var biliyorsunuz. Yine kamu hukuku dallarının içindedir. Özü bu aslında. Borçlar hukuku. Ben borca girebiliyor muyum? Evet, bayılırız borca girmeye. O zaman özel hukukun içindedir. Şimdi bütün olarak göreceğim, sonra altlarına girerek ilerleyeceğim. Hemen geliyorum, kamu hukukunun dalları nelerdir acaba? Arkadaşlar şöyle bir şifremiz olsun bizim, tamam, bakın. Civiyat diyelim. Civiyat diye şifreledik. Hep birlikte dolduralım mı bunu? Ne diyelim? Ceza hukuku. İdare hukuku. V'den ne çıkar sizce? Vergi hukuku. Bayılırız vergi ödemeye. İcra iflas hukuku. Arkadaşlar icra iflas hukuku doktrininde henüz tartışmalı bir dal aslında. Özel hukukta olan hukukçular da var. Karma hukukta olan hukukçular da var. O yüzden hani biz kamu hukukunda alacağız ama zaten böyle bir şey olduğu için karşımıza da soru olarak çıkarmaları doğru olmayacaktır. Y'de ne gelir? Y'de Y'de. Yargılama hukuku. Yargılama hukuku dediğimiz kısım var. Anayasa hukuku ve devletler umumi hukuku. Umumi ne demek? Devletler umumi, yani devletler genel hukuk arkadaşlar. Tamam. Bunlar benim kamu hukuku dallarım. Ceza, idare, vergi, icra, iflas, yargılama, anayasa, devletler umumi hukuku. Özel hukuka geldiğimde, özel hukuktaki en geniş dal, özel hukukun en geniş dalı medeni hukuktur diyeceğiz. Karşımıza medeni hukuk çıktı. Borçlar hukuku diğer bir özel hukuk dalımız. Borçlar hukuku sınavın sevdiği bir başlıktır. İkisi de arkadaşlar. Ticaret hukuku. Ticaret hukukuna sınav çok da girmeyecektir. Ve devletler özel hukuku. Devletler özel hukuku da bizim için önemli bir başlık. Devletler hususi hukuku da derler arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hoca da hepsinin önemli başlık diyor ama önemli. Olur mu? Bak ticaretten çok da çıkmıyor dedim. Bunu dedim seneye çıkıyormuş, bir daha ne rezil olurum değil mi? İnşallah çıkmaz diyelim, siz de amin deyin oradan. Dursun, yine içine gireceğim bunların. Karma hukuku gelirsem arkadaşlar. Adı neyse aslında onu söylüyor. Mesela diyor ki hava hukuku. Çevre hukuku, toprak hukuku, bankacılıkla ilgili işlemleri düzenleyen hukuk dalı nedir sizce? Adı neyse o diyorum bakın arkadaşlar. Banka hukuku. Başka ne söyleyebilirim? Fikir ve sanat eserleri hukuku. Fikir ve sanat eserleri hukuku dediği şey neyi düzenliyor olabilir arkadaşlar? Telif hakkı, patent hakkı gibi konulara düzenleyen bir hukuk dalı aslında, tamam mı? Peki şimdi özünde bakın ne gördük? Biz hukukun dallarını bir bütün olarak gördük. Arkadaşlar dersi önce bir bütün olarak görmek çok önemlidir. Çünkü klasik soru kalıpları bunlardır. Sonrasında şimdi ben tek tek bu dalların altlarına gire gire altlarına gire gire ne yapacağız? Konumuzu devam ettireceğiz. Şimdi bu dersimde önce kamu hukuku dallarından olan, yani kamu hukuku dallarına bir bakalım. Arkadaşlar anayasa hukuku dediğimiz dal, anayasa nedir? Devletin şeklini, yapısını, organlarını, organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen,
Kişilerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan temel metin anayasadır arkadaşlar. Tamam. Şu anda da yürürlükte olan anayasamız 1982 anayasası. Zaten ben size dersin başında ilk videomuzda ne dedim? Biz zaten çok ciddi bir saat anayasa hukuku işleyeceğiz. Yani anayasa hukuku aslında bizim dersimizin bir başlığı arkadaşlar. Tamam. İdare hukukuna geldiğimde. İdare hukuku arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilat yapısının ne şekilde yayıldığını, ne şekilde çalıştığını anlatan bir hukuk dalı ve yine bizim 4 saatlik, 5 saatlik bir konumuz da idare hukuku olacak zaten. Orada işleyeceğiz. Tamam mı? Sonra devletler umumi hukuku dediğimiz kısım ne peki? Burada arkadaşlar devletler umumi hukukunda milletler arası anlaşmalar falan var ya, bu tarz şeylerden bahsedeceğim yine. Anayasa hukuku kısmının içinde bunları zaten göreceğiz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben önce size şununla başlamak istiyorum. Tahtayı sileceğim şimdi. Ceza hukuku başlığı atacağım. Vergi hukuku başlığı atacağım. Ve yargılamadan biraz bahsettikten sonra özel hukuk dallarına geçeceğim arkadaşlar, tamam mı? Hukukumuzun dallarını böylece öğrendik. Silmeden bir kere daha toparlamak istiyorum. Hatta toparlarken sileyim bence ben. Öyle değil mi? Arkadaşlar kamu hukukunun dallarını biz ne diye şifrelemiştik? Civiyat, ceza, idare, vergi, icra iflas, yargılama, anayasa ve devletler umumi hukukuydu. Özel hukuk dalları nelerdi? Medeni, borçlar, ticaret, devletler özel hukukuydu. Karma hukuklara çok da takılmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz kamu hukuku dallarından ceza hukuku başlığını atıp konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, ceza hukuku diyelim bakalım. Sınavın yine sevdiği bir başlık arkadaşlar ceza hukuku. Kamu hukuku dallarından bir tanesi. Önce bana şunu hatırlatın. Biz yaptırımları işlerken ceza vardı, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Orada suç işleyen kişiye uygulanan yaptırıma biz ne diyorduk? Ceza diyorduk. O zaman karşıma ne çıkacak benim yine arkadaşlar? Suç. Peki bir şeye suç deme diyebilmem için ne olması gerekir? Arkadaşlar suçun unsurları diye bir konumuz var bizim. Yani yaptığım şeye suç diyebilmek için 4 tane temel unsurun bir arada olması gerekir diyor. Suçun unsurları nelerdir? Arkadaşlar suçta 4 tane unsur var. Bir diyor kanunilik unsuru. Kanunilik. Yani biz bunun bir adına da deriz ki tipiklik. Bir diğer unsurumuz suçun maddi unsuru. Burada suç işleniyor ya arkadaşlar. Kişi suçu bir hareket sonucu mu ortaya çıkarmış, yoksa yapmakla yükümlü olduğu bir hareketi yapmadığı için mi suç ortaya çıkmış, ona bakacağız. Bir diğer unsur da manevi unsur. Kişinin kusurluluğuna bakacak aslında burada. Kusurluluğu ölçecek. Acaba diyor kişi suçu bilerek, isteyerek mi işledi, yoksa istemeden mi işledi? Ve diyor suç dediğin şeyin hukuka ne olması gerekir? Aykırı olması gerekir. Hukuka aykırılık unsurunun bulunması gerekir diyor bize arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şunu hep düşünüyorum. Ya diyorum devlet devlet tamam da devletin bana ceza vermesi için ne gerekir Berk? Suç işlemem lazım değil mi? Nasıl işleyeceğim acaba suçu? Arkadaşlar şöyle düşünün. Ben bir şey yaptım. Kanunda suç olarak tanımlanmıyor. Bana bir hakim şunu diyebilir mi? Kanunda yazmıyor ama bu bence suç, ben seni hapse atacağım. Olabilir mi sizce böyle bir şey? Hayır, bugün sınıf çok sessiz, sesleri çıkmıyor hiç. Hayır, olamaz arkadaşlar. Bir kere kanunla kesinlikle tanımlanması gerekir. O zaman bakın diyorum ki kanunilik ilkesini nerede anlatırsam anlatayım. O şey kanunla yapılır arkadaşlar. Hemen diyorum ki kanunsuz suç ve ceza olmaz. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Okudunuz mu suç ve cezayı? Keşke ara sıra böyle videoları dinlerken sizden de ben ses duyabilsem değil mi? Çok eğlenceli olurdu diye düşünüyorum. Kanunsuz suç ve ceza olmuyor arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Kanunla konu. Peki bizim ülkemizde kanunları kim koyuyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından konuluyor kanunlarımız. Tamam.
kanunda yazacak. Peki şimdi geçtim kenara izliyorum, tamam mı? Acaba suç nasıl işlendi arkadaşlar? Kişi bir hareketi yaparak mı suçu işledi? Yapmakla yükümlü olduğu hareketi yapmayarak mı suç işledi? Hemen diyor ki eğer hareket yaptıysa bu icrai bir suçtur. Yapmakla yükümlü olduğu hareketi yapmadıysa ihmaldir. Yani hareket yaparak suç işlenmişse icra, yapmakla yükümlü olduğu hareketi yapmadığı için suç ortaya çıkmışsa bu nedir arkadaşlar? İhmaldir, görevini ihmaldir. Şimdi kenara geçtim, izliyorum, tamam mı? İzlemeyeyim ya da yapayım. Ne olsun, bir cinayet işlensin arkadaşlar. Acaba cinayet icra sonucu mu ortaya çıktı, ihmal sonucu mu ortaya çıktı, ona bakalım şimdi, tamam mı? Elimde bir bıçak, bıçağı aldım ve sapladım. Cinayet işlendi. Öldü mü kişi? Öldü. Hareket yaptın mı? Evet, yaptım. Boğazını sıkıyorum arkadaşlar. Bakın bir hareket gerçekleşiyor mu? Evet, ne yapıyor? Bir hareket sonucu suç ortaya çıkıyor. Birinde bıçağı aldım, sapladım. Hareket yaptım, bakın dikkat edin. Boğazını sıktım. Silahı belimden çektim. Ateş ettim. Hareket yaptım mı? Yaptım. İşte suç eğer böyle ortaya çıkmışsa bu icrai bir suçtur. Yapmakla yükümlü olduğum bir hareketi yapmadığım için suç ortaya çıkarsa bu da ihmali bir suç olacak arkadaşlar. Ne örnek verebiliriz mesela buna? Yapmakla yükümlü olduğum. Sağlık sektöründen örnek vereceğim. Kitaplarda da örnek karşımıza çıkarsa bununla alakalı çıkıyor arkadaşlar. Genelde hemşire örneği veriliyor. Bu yıl hemşire olan sağlıkçı öğrencimiz çok fazla arkadaşlar. Önce hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz, biliyorum hepiniz görevinizi layığıyla tabii ki yapmaya çalışıyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama bazen de böyle sağlık sektöründe küçük aksamalar olabiliyor arkadaşlar. Genelde örnekte şu şekilde karşımıza çıkıyor. Hemşire hastasına saatinde vermesi gereken iğneyi vermediği için, iğnesini yapmadığı için hasta komaya girmiştir diyor. Şimdi bak, bir başkasının canına zarar verdi değil mi? Hemşire görevini burada ne yaptı arkadaşlar? İhmal etti diyor. Peki bir bebeğe annesi bakmakla yükümlüdür. Annesi bebeğin karnını aç bıraktı. Annelik vazifesini ne yaptı? İhmal etti. Bebeğe eğer burada bir şey olsaydı annelik vazifesini ihmalden anneyle ilgili ne yapılırdı arkadaşlar? Soruşturma yapılırdı diyoruz. Tamam, görevini ihmal ettiği için. Peki yine döneceğim buna. Şurayı da verip öyle döneceğim arkadaşlar. Şimdi niyetine bakacağım. Acaba bu suçu bile bile mi yaptı, bilmeden mi yaptı? He, kasıtlı mı yoksa taksirli mi işledi suçu kişi? Kast ve taksir olmak üzere iki tane suçun manevi unsuru vardır. Kişi sonucu bilerek, isteyerek işlemişse oh diyorsa bu kasttır arkadaşlar. Ama sonuçlarını kestirmesine rağmen isteme durumu yoksa, yani istemeden bir şey yapmışsa eğer, bu taksirli suç olarak karşımıza çıkar. Şimdi ne olabilir? Mesela böyle gelin kaynana atışması biliyorsunuz yıllardır sürer gider arkadaşlar. Filmlere de konu olmuştur. Bir kayınvalide düşünün, gelinini hiç sevmiyor. Bu arada benimki değil, yorumlara yazmayı, benimkiler beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. İnşallah hepinizinki sever sizleri dediğim yani. Güzel gitsin her şey. Arkadaşlar, kayınvalidesi gelinine çok kötü davranıyor. Çünkü oğlunu kıskanıyor. Erkek annelerinde de böyle bir şey oluyor gerçi. Bir oğullarını kıskanıyorlar. Benim de oğlum var ya, şimdiden ben başladım. Diyorum ki bu acaba evlenince kız tarafına mı yakın oturur, bizim tarafa mı yakın oturur falan diye düşünmüyor değilim hani yani. Burada arkadaşlar, gelin kayınvalidesinden bıktı ve evliliğini tehlikede hissediyor. Diyor ki bu kadın bizi ayıracak. O yüzden benim bundan kurtulmam lazım diyor. Görümcesi de olabilir bu. Ve fare zehiri katıyor. Bunun sonucunda görümcesi zehirleniyor ya da kayınvalidesi zehirleniyor. Şimdi bakalım bu suç nasıl yapıldı? Gelin bu suçu nasıl işledi arkadaşlar? Bilerek ve isteyerek. O zaman bu nasıl bir suçtur? Kasıtlı bir suçtur arkadaşlar. Anlaştık mı? Kasıtlı bir suçtur. Peki taksirli suça ne örnek verebilirim? İstemeden yapılan şeyler. Trafik kazaları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Mesela ama basit bir kaza. Yani şeye baktığım taksir kendi içinde bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir olmak üzere de ayrılıyor. A grubu öğrencileri ceza hukukunda detaylarını görüyordur. Ben içip arabaya binmişsem buna ben bilinçli diyebilirim arkadaşlar. Kısaca siz şey bilin, hani trafik kazaları genel olarak taksirli suçlardır. Ya da
Silahını temizlerken evde ruhsatlı silahı var. Bu silahı temizlerken yanlışlıkla silah ateş alıyor. Karşıdaki kardeşi omzundan yaralanıyor arkadaşlar. Suç işlendi mi işlendi? Bak bir başkasının canını ne yaptı? Zarar verdi. Ama isteyerek mi yaptı bunu? Hayır. İsteme durumu var mı? Hayır, yok. Şimdi arkadaşlar bu kez de şu oluyor. Hocam şimdi bu cinayet vardı ya diyor. Kayınvalidesini öldürdü, fare zehriyle zehirledi. Bunu yaptı aynı zamanda. Evet zaten bu bir icra. Yani bakın suçun ortaya çıkması için dört kuple olacak. Bir buradan, bir buradan bir de şu olacak arkadaşlar. Yani şey diye kafanız karışmasın. Taksir ihmal ama zaten bunlardan biri olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela arkadaşlar karşımda kan davalı olduğum bir adam vardı. Karşımda gördüm, bana da küfür etti. Ben de belimdeki silahı çektim, ona doğru ateş ettim. Hemen bakalım taşıyor mu? Kanunda düzenlenmiş mi başkasının canını almak, başkasının canına zarar vermek, malına zarar vermek suçtur. Yazıyor mu? Yazıyor. Peki belimden silahı çektim, ateş ettim. Hareket yaptım mı? Yapmadım. Yaptım. Nasıl suç bu? İcrai suç. Peki kasıtlı mı yaptım bu suçu, taksirli mi? Bilerek, isteyerek yaptım. Kan davalımdım benim dedim. Kasıtlı bir suç işledim. Yaptığım hareket hukuka aykırı mıdır? Evet, hukuka da aykırıdır arkadaşlar. Şöyle düşünelim şimdi. Dedi ki bak, hemşire Ayşe'nin sorumlu olduğu hasta olan, tamam hemşiremiz var, Ayşe hemşire var. Hemşire Ayşe'nin sorumlu olduğu bir hastası var arkadaşlar, Burak. Burak vaktinde hemşire iğnesini vurmadığı için Burak komaya girdi. Başkasının canına burada ne yaptık? Zarar verdik. Görevini ihmal etti. Komaya girdi. Sonucunu bilmiyoruz henüz. Peki şimdi bakalım be. Kanunda yazıyor mu? Başkasının canına zarar vermek suçtur. Evet. Arkadaşlar ben size diyorum ki hemşire burada görevini ne yaptı? İhmal etti. Vaktinde vurmadı. Peki bu kasıtlı mı, taksirli mi? Taksirli yaptı hemşire bunu. Öyle olmasına rağmen hukuka aykırı bir durum mu bu? Evet, hukuka aykırı bir durum. Peki şöyle olsaydı olayımız. Hemşire Ayşe sorumlu olduğu hasta Burak'ı eskiden beri zaten tanıyor ve aralarında kişisel husumetler var. Bu fırsat, bu fırsat dedi. Madem de önüme gelmiş dedi. Görevini kötüye kullandı burada arkadaşlar. Burak bilerek yanlış iğne vurdu hemşire. Şimdi burada görev ihmal mi var, icra mı var bak. Hemşire Ayşe ne yaptı? İğneyi vurdu, hareketi yaptı arkadaşlar. O zaman burada icrai bir suç var. Hareket yaptığı için ortaya çıktı suç. Peki hemşire Ayşe bunu nasıl yaptı? Kasıtlı bir şekilde yaptı arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki dedik ki itfaiye eri yangın var, yangın var diye itfaiye aradım ve itfaiye geldi. İtfaiye erinin biri yanan evle ilgili şunu söyledi. Bu evdeki oturanlar eskiden benim evimi yakmışlardı dedi. Ben dedi bu ev sönsün istemiyorum dedi. Kenara geçti. Yananı görür Allah dedi ve yangını izliyor. Burada itfaiye eri ne yapıyor arkadaşlar şimdi baktığınız zaman? Maddi mi, icra mı, ihmal mi? Görevini ne yapıyor itfaiyeci? İhmal ediyor. Kasıtlı mı yapıyor bunu, taksiri mi yapıyor? Kasıtlı bir şekilde yapıyor. İtfaiye erlerimizde iyi ki varlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bu orman yangınları sırasında onların da emekleri göz ardı edilebilir bir şey değil. İyi ki var. Sağlık çalışanlarımız da, itfaiye erlerimiz de iyi ki varsınız gerçekten. Peki anlaştık mı? O zaman suç bilerek isteyerek işlenmişse kast, istemeden işlenmişse taksir. Hareketi yapmışsa icra, yapmamışsa ihmal dedik arkadaşlar. Şimdi ne verelim size bakalım. Suçumuzun unsurlarını gördük. Suç unsurları bunlardı. Acaba kişi suçu işlediğinde, hani mesela dedim ya birisi bana zarar verecek. Bu zararı o verirken ben boş mu durmalıyım? Yoksa kendimi korumalı mıyım? Acaba da şimdi sıramızda ne var? Ne işleyelim Berk? Aynen öyle. Hukuka uygunluk sebepleri diyeceğiz şimdi. Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir? Bazen testler de çıktığı için kısaca vermek istiyorum arkadaşlar. Hukuka uygunluktan kasıt ne? O şeyi yaparsın, hukuk buna evet bu uygundur der. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Şöyle düşünün. Kanun hükmünü yerine getirme. Kanun hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk sebebidir.
Ne demek istiyor burada? Kanunun hükmünü yerine getirme derken. Arkadaşlar mesela şey düşünün. Bir alacak davası var. Alacak. Normalde biri benim evime girip benim mallarımı alabilir mi? Hayır. Ama haciz memurları ne yapabiliyor arkadaşlar? Haciz kararı var. Ben kanun hükmünü yerine getiriyorum diyerek benim mallarımı ne yapabiliyorlar? Haciz edebiliyorlar bakın gördüğünüz gibi. Tamam. Başka ne söyleyebiliriz burada? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani hukuka uygun emri yerine getirme dediğimiz bir şey var. Hukuka uygun emri yerine getirme. Yine benzer. Kanuna hukuka uygun emri yerine getiriyorsan hukuk diyor ki bunlar hukuka uygundur. Normalde bir başkası yapsa ceza alır ama ben diyor sana diyor kanunun bu yetkiyi verdiği için hukuk sana bu yetkiyi verdiği için ceza almazsın sen diyor. Peki ilgilinin rızası burada ne demek istiyor? İlgilinin rızası derken. Arkadaşlar normalde benim vücut bütünlüğüme dokunmak nedir? Değil mi? Bir kimsenin vücut bütünlüğüne ne yapamazsın? Dokunamazsın. Bakın şey düşünün. Şimdi ameliyat olacaksınız. Ameliyata girmeden önce sizden ne alıyorlar arkadaşlar? İmza alıyorlar öyle değil mi? İşte bu yüzden yapıyor. İlgilinin rızası oluyor burada. Beni ameliyat edebilirsin diyor. Burada kişinin vücut bütünlüğüne dokundu diye doktora herhangi bir suçlamada bulunabilir miyiz? Hayır, bulunamayız. Başka ne söyleyebiliriz? Aynen meşru müdafaa dediğimiz bir yöntem var. Meşru müdafaayı detaylı bir şekilde ileriki konularımızda anlatacağım arkadaşlar. Meşru müdafaa şunu söyler bana. Kişinin kendisinin ya da bir başkasının canına, malına ya da namusuna karşı yönelmiş bir saldırıyı orantılı güç kullanarak def etmesi durumuna meşru müdafaa denir. Örnekleriyle, detaylarıyla ilerleyen konularda göreceğiz. Bu da kanuna, hukuka uygunluk sebebi sayılır. Bir tane daha var Berk. O neydi? Hakkın kullanılması. Kişi burada hakkını kullanıyorsa eğer yine hukuka uygunluk sebebi sayılır. Şimdi beni biri zorla tutup bir yere götürebilir mi? Hayır. Ama polisin buna ilişkin elinde bir belgesi varsa beni tutup ne yapabiliyor bakın? Hakkını kullanıyor burada. Hakkın kullanıldığı için herhangi bir aykırılık durumu yok. Hukuka uygunluk sebebi olarak ne yapar? Kabul edilir arkadaşlar. Var mı buraya kadar sıkıntımız? Bence yok. Şimdi arkadaşlar ben tahtamı temizliyorum. Siz de küçük bir mola verin. Hemen diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.